Herkese merhaba. Bloğa şu kalem kutunun içerisinde neler var onu göstermem istendi. Ben de madem onun içindekileri gösteriyorum, Japonya'ya getirdiğim bütün kırtasiye malzemelerimi göstereyim istedim. Öncelikle kol çantamdakilerden başlayacağım. Bu kalem, bu not defterinin çeşit çeşit boy ve renklerini blokta sık sık gördünüz. Bu küçük not defterini Türkiye 2012 tatili için işte harcadıklarım, aldıklarım, geri götüreceklerim falan notlarını çantada not defteri olarak gezdiriyorum. Ve ona ek olarak Zebra Sarasa'nın yeşili ve pembesi kalemimim onunla birlikte. Burada birazdan anlatacağım bütün şeyler. Eğer blogda yazdıysam linklerini yazıya eklemeyi düşünüyorum. Bakalım. Yanımda kol çantamda Lamy Safari mat gri kalemi ve Lamy Safari turuncu dolma kalemini taşıyorum. İki tane. Ve Lamy'nin Safari kurşun kalem, basmalı kalemini taşıyorum. Çünkü çantamda kitap taşıyorum ve kitap okurken kurşun kalemi kullanıyorum. Ve bu kalemi mola yerinde havaalanına giderken aldık. Yoshi'nin bana hediyesi. Bir tükenmez kalem. Benim uğur kalemim oldu. Şöyle yaptığım zaman kurşun kalem. Ayrıca kapalıyken şu kısmı şöyle sinirlerinize bastırdığınız zaman masaj yapıyor. Bayağı da güzel yani. Yoshi'nin bana hediyesi. İşte onu da çantamda gezdiriyorum. Bu kalem kutuyu zaten biliyorsunuz blogda yazmıştım. Masking tape'lerimi değiştirmedim diye düşünüyorum. Bunları getirdim Türkiye'ye de yanımda ve kullanıyorum. Bu ablamın bana hediyesiydi. Sanırım Muji'den ve sanırım 50 tane keçeli kalem var içinde. Belki kardeşime bırakırım. Eğer o beğenmezse tekrar geri götürürüm. Bilemiyorum. Kararsızım açıkçası. Şimdilik kullanmadım. Ve bu kalem kutuyu Mini Plaza'dan almıştım. Tek elle fermuar açmayayım diye açık bırakmıştım. Şöyle bir markası var. Bilmiyorum. Şöyle kalpli. Arkasında şu desen yok. Sadece kalpler var. O zaman şöyle yapayım. Şöyle. Sürprizi kalmasın hiçbir şeyin. Şundan başlayayım. Teyp yapıştırıcı bant şeklinde şöyle. Bunu blogda göstermiştim sanırım. Bu çanta için çok pratik bir yapıştırıcı ve sağlam bir yapıştırıcı. O yüzden seviyorum. Markası Tombow. Şöyle kartlık dört desen kartlar var. Mini kartlar. İşte teşekkür not yazmak için ya da teşekkür notları falan yazmak için. Yani aynı şeyi söyledim ama. Şöyle notalı, kedili, çiçekli, kalpli, kedili ve şöyle ördekli var, balonlu. Onlar var yanımda. Şöyle markasını bilmediğim 3, 6, 8 tane simli yazan kalem var. Şöyle. Onları da getirdim. Ve daha önce blogda yazmış olduğum böcek uçlu fosforlu kalem. Turuncu ve sarısı. Uçları şöyleydi. Hatırlarsanız. 3 şekilde yazıyordu. Ve kapat. Tamam. Kameradan bakınca yapamıyorum. Okey. Oldu. Şöyle. İki tane. Bir de silinebilir fosforlu kalem getirdim. Friction mavisini getirdim. Şöyle bunu videosunu çektim ama sanırım eklemedim. Zig markalı mektup kalemi. Coco Iro. Şöyle bunun az önce bir önceki video çektim ama beğenmedim. O yüzden tekrar çekiyorum. Şöyle bir ucu var. Şöyle fırça ucu yani. Görünemiyor tam. Neyse işte mektup kalemi. Japonca karakterler güzel yazılıyor bunda. Elim pis oldu. Gene Muji'den altı renkli tükenmez kalemim. Şöyle minik aslında çok büyük değil. Altı rengi var şöyle. Onu da getirdim. Ne yazık ki yanımda mürekkeplerimi getirmedim. O yüzden kartuş getirdim farklı renklerde. 3-5 tane Lamy'nin kendi markasının mürekkeplerini getirdim. Sanırım hepsini bitiremem ama ne olur ne olmaz. Post-it yeşil minik. CD kalemi marker kırmızı ve bu bir dakika. Bu pilotun markerı şöyle ters. Neyse. Bu da Zebra'nın makyaj
kalemleri. Bunu belki eklemiş olabilirim, hatırlamıyorum. Şöyle bir makas, aslında kalem kutu makası deniyor buna. Bir kalem kadar yer kaplıyor. Şöyle kapağını açıyoruz. Şuradan şunu, şu siyah yeri yukarı, bu siyah yeri yukarı, böyle kulakçıkları çıkıyor ve makas oluyor. Yani makas. Çok rahat bu. Güzel de kesiyor. Bu da tamam. Şu dekoraj, defter süsleme aparatı mı desem ne desem. Şöyle kalpli getirdim. Bende 3 deseni var. Şöyle yapıyorsunuz. Şöyle basmalı kalem gibi ucunu çıkarıyorsunuz. Defteri tutup şöyle çekiyorsunuz. Şu desenler deftere geçiyor. Defter süslerken kullanıyorum. Hata düzeltici. Hop. Şöyle. Markası yok. Göremiyorum. Şu kadar var. Yanımda bir tane renkli kurşun kalem getirdim. Bunu blogda yazmıştım. Pilot Color Eno. Morun ucu. Kalem bir kalem şu çantada, birazdan göreceksiniz. Ve Mono. Çöpsüz Tombow'un Mono. Çöp çıkarmayan silgisi. Silgi. Ve gelelim buna. Bunu da blogda göstermiştim. Bunu eBay'den aldım. Koreli bir satıcıdan. Okunmuyor. Neyse, sanırım Fransızca. Açıyoruz. Relakuma defterimi getirdim. Bunu yeni almıştım. Relakuma takıntım var. Bir de bu çikolatalı olunca almamak olmazdı. İçi böyle. Hop. bu büyük ataçımı da göstermiştim size, ya da ataş. Şöyle bayağı büyük bu. Benden sonra alanlar oldu ama o kadar büyük değil onların aldıkları. Bu benim bayağı avucum kadar yani. Şöyle çok hızlı şöyle. Yani. Aa, şans topu oynadım, çıkmadı. Kazanamadım. Böyle işte günlük yazıyorum yani her güne. Hatırlamak için ne yedim, ne içtim, saat kaçta kalktım gibi. Öyle bir defter tutuyorum. Bir de en arkasında uçağın menüsü var. Tavşanlı ataçım, ataşım ya da kedili ve gene kedili. Bunu yazıyorum günlük. Ondan sonra gelelim bu çantaya. Önce bu tarafını göstermek gerekirse zebralı kalemim, kurşun, kırmızı ve siyah tükenmez kalem. Kulakçıkları var. Bu az önce bahsettiğim Coloreno mor kurşun kalemim çok güzel yazıyor. En o set içerisinde, yani set değil de o seri içerisinde en çok sevdiğim bu renk. Ve Yoshi'nin içerisinden, markası neymiş? Zebra 1 2 3 4'lü tükenmez kalem. Çok rahat yazıyor bu da. Bunları da zaten sanırım göstermiştim. Bunlar Türkiye'de de satılıyor sanırım. Uni Ball Sino kalemlerinin pastel renkler serisi. Bunları da işte o defteri yazarken kullanıyorum. Çok seviyorum bunları da. Bunu da gelmeden önce aldım kendime. Snoopy'li kurşun kalem. O da geldi. Burası bitti. Şurayı açtığımız zaman gördüğünüz gibi lakuma ve kağıt tutucularım var, klipslerim. Şöyle kedili bookmark'ım var. Stick marker diyor hatta. Post-it bunlar. Yapışkanlı kağıt, defter ya da onun için kitaplar için kullanabilirim. Burada başka bir şey yok. Burayı açtığım zaman şöyle evdeki not defterlerimden kağıtlar var. Buraya yazıp o defteri yapıştırmak için bir de banka zarfı var. İçi boş tabii ki. Ve buraya geldiğimiz zaman şu alt cepte hiçbir şey yok. Telefonum çalıyor. Üst iç cepte ise kedili Midori'nin kedili ataçım var. Şöyle Yoshi'nin iş yerinden yine ataç. Şöyle kedili ve tavşanlı olan. Telefonum çalıyor. Ve şöyle bir sticker var. Cetvelim. Bu zarfın içinde de evdeki stickerlardan attım. Onu da defter yazmak için kullanıyorum. Şöyle bunu gelmeden önce almıştım. Polaroid şeklinde.
post-it kağıdı. Onu da severek kullanıyorum. Bir de gelmeden önce aldığım kameralı not defterimden kağıtlar koydum buraya. Onun sayfaları böyleydi yani. İşte bu kadar. Bunları getirdim yanımda ve kullanıyorum açıkçası. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşça kalın.